Nefis Yemek Tarifleri mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle tam ölçüsünde bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi paylaşacağım. Yıllardır deneyen, herkesten çok güzel yorumlar alan bu nefis kurabiyelerin yapılışına dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak oda sıcaklığındaki 250 gram margarin veya tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, un ve 1 paket kabartma tozunu yoğurma kabına alarak yoğurmaya başlayalım. Yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumuz toparlanıncaya kadar yoğuralım. Ben bu tarifte toplamda aşağı yukarı 3,5 su bardağı un kullandım. Malzemelerdeki ufak tefek farklılıklara göre çok az değişiklik gösterebilir. Hamurumuz toparlanıp gördüğünüz kıvama geldikten sonra ufak parçalar koparalım. Un serptiğimiz tezgahta ince uzun rulo şeklinde açalım. Daha sonra kurabiyemize şeklini verelim. Ben şu anda güzel bir görünüm elde etmek için kelebek şeklinde yapıyorum ama istediğiniz her türlü şekilde de bu kurabiyeyi hazırlayabilirsiniz. Açıklamalarda farklı şekillerde hazırladığım kurabiye tariflerini de bulabilirsiniz. Şekillendirdiğimiz kurabiyeleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpiştirelim. Önceden 190 dereceye ısıttığımız fırında 25 dakika boyunca kurabiyelerimizi pişmeye bırakalım. Altı üstü güzelce renk aldığında kurabiyelerimiz hazır demektir. Oda sıcaklığına geldikten sonra servis edebilirsiniz. Şekillendirmesi kolay, çok lezzetli, kıyır kıyır bir kurabiye tarifi. Üstelik fazlasını derin dondurucuya kaldırdığınızda ihtiyacınız olduğunda tazesi gibi tüketebilirsiniz. Açıklamalarda tarif detaylarını bulabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.